Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde mevcut botu ile mute sistemi nasıl yapabilirsiniz detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mevcut botu ile mute sistemi nasıl yapabilirsiniz detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Bu sistemi yapmak gerçekten çok kolay ve kullanışlıdır arkadaşlar. Mute sistemi nedir? Ondan kısaca sizlere bahsedeyim. Bir kullanıcıyı belirli süre sunucunuzda susturmak anlamına geliyor. Hani bir kullanıcıyı banlamak ya da bir kullanıcıyı sunucudan atmak yerine o sunucudaki üyeleri susturabiliyorsunuz. Güzel bir özellik arkadaşlar. İşte sunucunuzda kural ihlali yapanları banlamak yerine onlara mute verip yani susturabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim ve kullanışlı da. Zaten ayarlarken göreceksiniz. Gayet kullanışlı ve güzel bir sistem olduğunu göreceksiniz. Hemen isterseniz fazla uzatmadan Discord'umu yana getireyim ve mute sistemimizi kurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, Discord'umu buraya getirdim. Burası da benim kendi Discord sunucum arkadaşlar. Eğer yapamadığınız bir yer olursa her videomda dediğim gibi sunucumuza gelip benden yardım isteyebilirsiniz. Moderatörlerimiz olsun, yetkililerimiz olsun, sunucumuzda bulunan üyeler olsun. Herkes birbirine yardım etmeye hazır arkadaşlar. Yani burada yapamadığınız bir şey olduğu zaman bizden buradan yardım isteyebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar, şuraları ben bir kapatayım. Burada arkadaşlar sol tarafta bulunan bir sunucu ekle ikonuna basıyoruz. Burada kendim oluşturayım diyorum. Buradan ben üste tıklıyorum. İkisinin arasında bir fark olmadığını söylemiştim. Ben hemen şuradakine tıklıyorum. Burada arkadaşlar mcat mute sistemi diye oluşturayım. Yazamadım ama olsun. Şöyle hemen bir düzelteyim şuradan. Hemen şöyle bir düzelttim. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlayalım. İlk önce rollerimizden başlayalım. Sonra kanal ayarlamalarımıza geliriz. Hemen şuradan bir 3-4 tane rol oluşturalım. Bunun ismini admin yapacağım. Her videomda yaptığım gibi admin yapacağım veya siz kurucu yapabilirsiniz. Eğer sunucunuz hazırsa, yani bu roller, odalar falan filan varsa buraları atlayabilirsiniz. Hemen burayı bot yapıyorum. Burayı üye yapayım. Burayı da muted yapayım. Evet. Böyle güzel olacaktır. Şu muted rolünü yapabildiğiniz kadar en yüksek yere alın. Ben genelde adminin altına falan almayı tercih ediyorum. Üyelerin rengini yeşil yapayım. Bot rengi kahverengi olsun. Muted rolü böyle kalsın. Admin rolü ise sarı yapalım. Bunları ayrı gösterilerini açalım şurada arkadaşlar. Hemen şunların ayrı gösterilerini açalım. Mute rolününkini ben açmıyorum arkadaşlar. Zaten gereksiz. Mute rolü yiyen şey olmasın, hani gözükmesin. O yüzden buraları kapatıyoruz. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Mute rolüne tıklıyoruz. Burada tüm ayarlamalarını kapatıyoruz. Açık gördüğünüz her şeyi kapatın arkadaşlar. Hani bunlar önemsiz şeyler zaten. Bunları hemen kapatın. Zaten ceza alan bir kişi bunları göremesin, yapamasın yani bir zahmet. Hemen şunları kapatıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen ayarladık, değişiklikleri kaydet diyelim. Burada ilk başta yapmamız gereken bota bir yönetici verelim. Hatta şunları açalım hemen. Şunları da açalım. Tam sağlıklı bir şekilde sistemimiz çalışsın arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Hemen şunları bir açalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Şu anda arkadaşlar bot rolündeki rollerin hepsini, yani yetkilerin hepsini açtık. Hemen aynı şekilde aynısını admin'e yapalım. Aynı şeyleri de admin'e de yaptığımıza göre değişiklikleri kaydet deyip ayarlamalarımızı kaydedebiliriz. Bunları ayarladıktan sonra birkaç kanal ayarı yapmamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar, zaten yeni sunucu açtığınızda genel ve genel ses olarak kanal ayarlamalarımız bulunuyor. Şimdi arkadaşlar şey yapabiliriz. Sizin muhtemelen odalarınız olacaktır. Hemen bir tane log kanalınız yoksa bir tane log kanalı oluşturmamız gerekiyor. Bir kullanıcıyı mute attığımız zaman neden mute attığımızı, işte kaç dakika, kaç saat mute attığımızı falan filan oraya yazacak, not alacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane mute log diye bir kanal oluşturalım. Sizde işte genel log gibi kanallar oluyorsa oraya da yapabilirsiniz. Ama böyle ayrı ayrı loglar yaparsanız ayrı ayrı sistemler için böyle daha kullanışlı olur. Ayırt etmeniz daha kolay olur. Bence böyle yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Hemen şöyle bir tane de kategori oluşturayım. Kategori oluşturmak çok da önemli değil ama güzel gözükecektir. Ben hemen şöyle bir tane log diye bir kategori oluşturayım. Bunu en yukarı alayım. Zaten bu kanalı yöneticiler dışında kimse görmeyecek. O yüzden hemen şöyle ayarlayalım.
kanalı düzenle diyelim. Burada Everyone rolünde işte kanalı görüntüleyip kapatabilirsiniz. Burada üye rolünde kanalı görüntüleyip kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede yöneticiler dışında kimse bu kanalı göremeyecektir. Şöyle hemen kanal ayarlamalarımızı yapmaya devam edelim. Şimdi şöyle kendime bir tane şey vereyim, rol vereyim. Buradan admin rolü vereyim. Bir tane de üye rolü vereyim. Şimdi arkadaşlar botu bir sunucumuza davet edelim. Ondan sonraki ayarlamalarımı gösteririm sizlere. Hemen şöyle şunu yana alayım. Hemen botu sunucumuza davet etmeye başlayalım. Buradan artı ikonuna basıyorsunuz tarayıcınıza gelip. Buraya arkadaşlar mc-at yazıp .org yazıyorsunuz. Aynı bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu açıklamaya koyarım ya da sabitlenmiş yorumlara. Buradan gidebilirsiniz kolay bir şekilde. Sonra enter dediğimiz zaman bizi sitesine yönlendirecek. Burada arkadaşlar sunucumuz yeni açıldığı için biz davet et'e tıklayacağız. Eğer sunucunuzda bot varsa siz buradan panele gir diyeceksiniz. Aynı işlemleri zaten yapacağız. Hemen şimdi ilk başta bir davet et'e tıklayalım. Botu bir sunucumuza davet edelim. Hemen buradan bir sunucu seç deyip hemen sunucumu buluyorum. Hemen şuradan bakalım. En aşağıda olması lazım. Evet, mcat mute sistemi. Görmüş olduğunuz gibi sunucumuz burada. Davet et'e tıkladım. Yönetici olarak sunucumuza davet ediyorum. Yetkilendir dedim. Ben bir insanıma tıkladım ve artık bot şu anda sunucumuza geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bot şu anda sunucumuza geldi. Hemen şuradan arkadaşlar bota bot rolü verelim. Sonra ayarlar kısmına geliyoruz. Bakın arkadaşlar roller kısmına geliyoruz. Burada mecat rolünün en yukarıda olmasına çok önem gösterin. Şöyle bir şey var. Eğer siz bu rolü aşağıda bırakırsanız, mesela sunucunuzda bulunan üyelerde üye rolü varsa ve mecatın üstünde üye rolü olduğu için bunlara rol veremez, rol alamaz. Yani sunucunuzda hata oluşacaktır. Ve mute rolü vereceği için, mute rolü de mecattan yüksek olduğu için bu çalışmayacaktır, hata alacaksınız. O yüzden mecat rolünü alabildiğiniz kadar en yukarıya alın ve mute rolünün de üstüne alın. İşte mute rolünü verecek, silecek işte onları yapmanız gerekiyor. Yani mecat rolünü en üste almanız gerekiyor. Hemen değişiklikleri kaydet dedik. Aynen bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani mute rolü ile mecat rolü yukarıda olması lazım ama mecat rolünün yukarıda olmasına önem gösterin. Burayı da kapattıktan sonra artık ayarlamalarımız tamamlandı. Şimdi panele girmemiz gerekiyor. Hemen panele girelim. Panele gir dedik. Buradan bizden hesabımız için yetki isteyecek. Hemen buradan yetkilendire tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hesabımıza giriş yaptı. Hemen şuradan tekrardan panele gir diyelim. Buradan arkadaşlar hemen aşağıya iniyoruz. Genelde yeni açtığımız sunucular aşağıda oluyor. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi mecat muti sistemi. Yönetim paneline tıklıyoruz. Hemen giriş yapalım panelimize. Burada arkadaşlar mecatımızı seçiyoruz hemen. Sunucuyu yönet diyelim. Burada arkadaşlar birazcık aşağı iniyoruz. Moderasyon bölümünde yönete tıklıyoruz. Burada arkadaşlar birazcık aşağı iniyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi mute sistemi diye bir sistem oluyor. Siz bu videoyu izlediğinizde mute sistemi burada olmayabilir yani. Her geçen gün yeni bir sistem getiriyorlar arkadaşlar. Yani yeni sistemler ekledikçe bunlar kayabiliyor. O yüzden mute sistemi siz baktığınızda aşağılarda olabilir. Hemen şuradan mute sistemini buluyoruz. Hemen buradan düzenleye tıklıyoruz. Bizi yeni bir siteye atıyor arkadaşlar. Hemen buranın açılmasını bekleyelim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mute sistemi sistemimizin ayarlamaları karşımıza geldi. Burada diyor ki yetkili bir rol seçin. Burada sizlere şöyle diyeyim. Moderatörlerinizin mute vermesini istiyorsanız buraya moderatör girmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Siz moderatör rolünü buraya yazarsanız moderatör rolünde olan bütün herkes mute verebilecek. Bunu anladınız değil mi? Ben buraya ya şu anda admin rolüm olduğu için şu anda admin veriyorum. Hani siz de dediğim gibi moderatör rolünüz varsa buraya moderatör rolü falan girebilirsiniz. Yani kısacası mute atmasını istediğiniz yetkililerinizi yani yetkili rollerini buraya yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar kayıt kanalı için yani log kanalından bahsediyor. Hemen buraya tıkladım. Burada arkadaşlar mute log kanalı var. Hemen burayı seçtim. Burada muteli yani cezalı rol seçin diyor. Hemen buraya tıkladım. Buradan mute rolü oluşturmuştuk ya mute rolünü seçiyorum. Sonra arkadaşlar kaydete tıklıyorum ve artık mute sistemimiz oluşturuldu arkadaşlar. Burayla artık bir işimiz kalmadı. Bizim şu anda kanal ayarlamalarını yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım onları da hızlı bir şekilde. Hemen şuradan açalım. Bakın şimdi genel metin kanalına kanalı düzenle diyorum. Buradan izinlere geliyorum. Bakın hemen burada ayarlamalarını yapmaya başlamamız gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Everyone rolünü ellemeyeceğim şu anda. Hemen şuradan üyelere geliyorum. Şuradan da mute rolü veriyorum. Mute rolünde arkadaşlar kanalı görüntüle
Hani açık kalabilir isterseniz. Size kalmış. Ben şu anda ellemeyeceğim bunu. Benim yapacağım tek işlem şu arkadaşlar. Mesaj gönderi kapatacağım. Yani hiçbir şekilde mesaj yazamazsın. Buradaki ayarlamaları yapmanız size kalmış. Ben şunu bir ortaya alayım. Şimdi şöyle bir şey daha var. Şunu da göstereceğim. Eğer siz başka rollerde buraya gidip işte mesaj gönderi açarsanız sistemimiz çalışmayacaktır. İsterseniz ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Şu anda bakın üye rolünde mesaj gönder açık. Muter rolünde mesaj gönder kapalı. Hemen deneyelim. Ama ilk önce hesabımı sunucuma davet etmem gerekiyor. Hemen şöyle davet linkini alıyorum. Hemen şuradan bir davet ediyorum sunucuma. Evet, şu anda hesabımı sunucuma davet ettim. Şuradan hesabıma üye rolü vereceğim. Sizde zaten şey olacaktır. O troll falan olacaktır. Onlarla siz ilgilenirsiniz zaten. Şu anda bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi log kanalımız gözükmüyor. Zaten bizim de istediğimiz kısım buydu. Hemen buradan bir mute atalım isterseniz. Bakın şu anda mesaj yazabiliyorum. Kanal ayarlamalarımızı yapmıştık. Ama üye rolünde mesaj gönder açık. Mute rolünde mesaj gönder kapalı. Hemen şurada deneyelim. Birazcık kasıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle bakalım, yazacak inşallah bugün. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda mesaj yazabiliyorum. Hemen şöyle bir mute atalım. Mute komutumuz arkadaşlar. Ünlem mute yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Ama hani prefiksini değiştirdiyseniz başına ünlem yerine başka bir simge koymanız gerekiyor. Hemen ünlem mute yazdım. Kullanıcıyı etiketleyebilirsiniz ya da ID'sini kopyalayabilirsiniz. ID kopyalama nasıl oluyor? Şuradan sağ tık yapıyorsunuz üyenin şeyine, profiline. Buradan ID'yi kopyala diyorsunuz. Sizde muhtemelen bu açık olmayacaktır. Hemen nasıl yapacağınızı da göstereyim. Kullanıcı ayarlarına geliyorsunuz. Burada arkadaşlar önceden görünümdeydi. Şimdi arkadaşlar gelişmiş diye bir bölüm açıldı. Buraya geldi. Siz buradan geliştirici modu aktifleştiriyorsunuz. Önceden dediğim gibi görünümdeydi. Buradan geliştirici modu açıyorsunuz ve artık sizde de ID kopyalama kanalı açılacaktır. Yani şu özellik açılacaktır. Hemen şöyle arkadaşlar mute yazıyorsunuz. İşte kullanıcı etiketlediğiniz zaman ne kadar susturulması gerektiğini yazmanız gerekiyor. Ama bunları İngilizce tabirle yazmanız gerekiyor. Yani işte 1 dakika atacaksanız 1 M yazmanız gerekiyor. 1 saniye mute atacaksanız 1 S yazmanız gerekiyor. Mesela 1 gün mute atmak istiyorsanız 1 D yazmanız gerekiyor. Yani bunlara önem gösterin. Hemen şöyle mesela ben buraya 1 D yani 1 gün mute atmak istiyorum. Hemen yanına bir de açıklama yazmam gerekiyor ama yazmasanız da olur. Mesela hani log kanalına mesaj yazacak ayrıntılı bir şekilde göstereceği için yanına bir de açıklamasını yaparsanız mükemmel olur. Hemen şöyle ünlem mute Berke Akar. Hemen şurada bir de yazıp işte mesela deneme diyelim, deneme. Hemen şöyle mutemi attım. Görmüş olduğunuz gibi deneme diye yazdı. Buraya da bir de yazdı. Şimdi mute kanalımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi susturan kişiyi etiketledi. İşte susturulan kullanıcı hangi kanalda muteydi yazıyor işte. Ne zaman muteydi, işte kaç dakika, işte kaç gün, işte ne sebeple muteydi falan filan her şeyi yazıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bakın genel kısmına mesaj yazabiliyorum. Ayarlar kısmında üyelere bakın şuradan kanalı düzenle diyorum. İzinlere tıklıyorum. Bakın üyelerde mesaj gönderi açtığımız için mesaj gönderebiliyor. Buradaki sorunu nasıl çözebiliriz? Hiçbir rolde mesaj gönderi açmayacaksınız. Yani mesaj gönder kısmı böyle olacak. Muted rolü böyle olduğu için herkes susturulacak. Şimdi isterseniz bir bakalım olmuş mu olmamış mı görelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hiçbir şekilde mesaj yazamıyorum. Bu aynı sistemi diğer kanallar için de yapmanız gerekiyor. Hemen ses kanalı için de deneyelim bakalım olacak mı. Şurada yine şöyle üye getireyim. Üye rolünü getireyim. Buraya muted rolü getireyim. Burada arkadaşlar bağlanı kapatıyorum. İşte kanalı görüntüle falan filan açık kalır yani size kalmış onlar. Burada üye rolünde bağlanı açmıyorum. Bakalım görmüş olduğunuz gibi mute sisteminde mute yiyen kişi işte ne genel sohbete mesaj yazabiliyor ne genel ses kanallarına giriş yapabiliyor arkadaşlar. Yani böyle mute sisteminizi ayarlayabilirsiniz. Yani böyle kolay bir şekilde sistemimizi ayarlayabilirsiniz. Bir kullanıcıdan nasıl mute sistemini yani mutesini geri alabilirsiniz? Hemen onu da göstereyim. Ünlem yani başına prefiksini yazıyorsunuz. Un mute yazıp kullanıcıyı etiketliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı şekilde böyle kaldırılıyor. Yani aynı şekilde kaldırdığınız sırada da sebep belirtebiliyorsunuz. İşte af yapıldı, ne bileyim özür diledi gibi gibi şeyler yazabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde ID ile nasıl mute atabileceğinizi göstereyim. Mute yazıyorum. ID'mi yapıştırıyorum yani kullanıcının ID'sini yapıştırıyorum. Mesela 1 dakika susturulsun. İşte deneme ya da deneme 2 diyelim mesela. Hemen görmüş olduğunuz gibi susturuldu. Hemen unmute yapıyorum. Ünlem unmute. ID'yi yapıştırıyorum. Buraya
Mesela özür diledi diyelim mesela. Yani görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde buralara yazıyor yani. Böyle bir sistemimiz arkadaşlar. Yani umarım sizler için yararlı olmuştur. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.